Başkanım, son günümüzden sonra bizler hayırlı olsun geldiğimizde Mahkeme Başkanı'na, milletvekilimize, Hüsnü ablamıza, başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tecrübelerinden sürekli yararlandığımız, kongre sürecinde de bizleri her anlamda yalnız bırakmayan kıymetli vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Kadın kolları olarak 2023 yılı hazırlanırken işimizin zorluğunun farkındayız. Ama Allah nasip ederse Sayın Başkanımızın, İhsan Başkanımızın rehberliğinde, kıymetli vekillerimizin eşliğinde, belediye başkanlarımızla birlikte ve çok güzel bir ekip hazırlayarak sahalarda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rabbim bu mübarek davada yolumuzu açık etsin. Yaşadığımız helikopter kazası sonrası şehit olan başta Osman Paşa'mız olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Milletimizin başı sağ olsun. Yüreğimiz şehit haberlerini aldığı anda paramparça olur. Allah bir daha şehit haberlerini bize vermesin inşallah. Sağlık, sıhhat ve huzur versin. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan bütün askerlerimize, İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan bütün güvenlik kuvvetlerimize, korucularımıza ve bütün vazifesi başında görev yapan vatandaşlarımıza Allah'ım sağlık, sıhhat versin, güçlerini artırsın. Mehmetciğimizin ömrünü de uzun eylesin inşallah. Zor bir süreçten ve zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zorlu süreçte ordumuzun arkasında dimdik durmak bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin görevi. Ve gözümüzün bebeği Mehmetçiğimizi, gözümüzden sakındığımız Mehmetçiğimizi gözünü kırpmadan katledenlere, terör örgütlerine, PKK'ya, onun siyasi uzantısı HDP'ye ve onlarla dostluk kuran siyasi partilere bilsinler ki Türk milleti gereken cevabı gerektiği zaman da verecektir. Ben bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Özlem Pelitoğlu Başkanımız görevi devraldığı andan itibaren yaptığı çalışmalar ve uyumlu ahenkli performansıyla da inşallah Malatya'mızı 2023'e taşıyacak AK Kadınların lideri olacak. Ve bütün Malatya'da, ilçelerimizde, 13 ilçemizde, mahallelerimizde, sandık başkanlarımızla birlikte 2023'e altın harflerle Malatya'yı bir kez daha yazdıracak. Ve Kadın Kolları Başkanımız, kadınlarımızın başkanlığını yaparken, teşkilatlarımızın organizasyonunu yapan ve koordinasyonunu sağlayan orkestra şefimiz, il başkanımız Sayın İhsan Koca'nın teşkilatları organize etmesiyle Allah nasip ederse 2023'teki o tarihi imzayı bir kez daha hem Türkiye hem de Malatya olarak imzayı atacağız. Gençlik kollarımız, milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, AK kadınlarımız ve AK gençlerimizle birlikte 2023'e emin adımlarla yürüyeceğiz diyorum. Bir kez daha Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Başarılar diliyorum. Bu süreçlerde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de inşallah Sayın Başkanımızın da tecrübelerinden istifade etmek istemekimizde el birliğiyle Malatya'mızı, partimizi daha güzel aşamalara getirmek üzere el birliğiyle çalışacağız. Güzel bir kongre süreci gerçekleştirdik. Yenilenen ekiplerimizde, hem kadın kollarımızda, hem gençlik kollarımızda, hem ana kademelerimizde, hem ilçe teşkilatlarımız, hem il teşkilatlarımız olarak yenilenen kademelerimizde, teşkilatlarımızda inşallah bizden beklenen, Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretine layık olabilecek teşkilat çalışmalarıyla elimizden geleni yapma çabasını sergileyeceğiz. Ben de bu vesileyle Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha kadın kollarımıza ve gençlik kollarımıza da başarılar diliyorum. Yine Sayın Başkanımız güzel ifade ettiler. Elin bir olayı, müessif bir olayı yaşadık. Cenab-ı Allah rahmet etsin tüm şehitlerimize. En son Osman Paşa'mız ve onunla beraber şehit olan askerlerimize rahmet etsin. Ailelerine sabır versin. Acı bir durum. Onların acılarını paylaşıyoruz.
Cenab-ı Allah'a ümit ediyoruz, bir daha böyle müessif olaylar, elim olaylar yaşatmasın bize. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da kıymetli ordumuzun yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Onlar bizim için canlarını feda ediyorlar. Biz de tüm gücümüzle, maddi manevi desteğimizle ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Her dönem zor zamanları olmuştur. Ama Allah'a hamdolsun ki bu zor zamanları, bu sıkıntılı dönemleri geçen ak kadrolar hazır ve nazır bir şekilde görevinin başındadır. Bugün il başkanımızın önderliğinde, milletvekillerimizin tecrübesi öncülüğünde, gençlik kolları olarak vira bismillah diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda inşallah 2023 hedeflerine, 2053 hedeflerine ve 2071 hedeflerine durmadan, yorulmadan koşacağız ve çalışacağız. Biz ailenin her birimiz birer ferdiyiz ve AK Parti ailesi 14 Ağustos 2001 yılında milletin hamurunu yoğurduğu bir parti olarak Türkiye'nin bütün 83 milyonunu aydınlatarak başladı ve o gün hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye çıktığımız yolda yaklaşık 18 yıldır tek başına iktidarız. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu andan itibaren tek partili dönem dahil olmak üzere çok partili 46'dan sonraki 50 seçimlerinden sonraki çok partili hayatta dahil olmak üzere tek başına iktidar olan 18 yıl kesintisiz iktidar olan bir parti, AK Parti ve onun mensupları bizleriz. Rabbime hamdolsun. 18 yıllar bu ruh daha hayatta olacak. Allah nasip ederse. Dava denilen o ruhu o gün omuzlarına alan gençlerimiz bugün partinin yönetiminde ve ülkenin yönetiminde. Söz sahibi ve emek sahibi. Sayın Cumhurbaşkanımız sizlerle konuştuğumuzda da gençlik kollarından gelmiş, gençlik kolları il başkanlığından gelmiş ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin başkanı olarak bizlere hizmet ediyor ve gençlerin yolunu açmak için de elinden gelen tüm gayret ve çabayı sarf ediyor. Bizimki bir aşk hikayesi, milletin liderine, liderin milletine olan aşkının hikayesi ve bu aşk hikayesinin içerisinde bizler de o millete hizmet eden hizmetkarlar olarak yolumuza devam edeceğiz. Hepimiz millete hizmet için buradayız. Siyaset hizmet etme kulvarıdır ve o kulvarın içerisinde en parlak ışık AK Parti'nin ışığıdır ve 100 yıllık sürecimize dönüp baktığımızda hizmetlerimizle o aydınlığı ülkemizin her karesine, şehrimizin her mahallesine yansıtmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla bu görev değişimi 2023 ruhunu yaşatacak gençlerimizden oluşuyor. 2023'e bizi taşıyacak gençlerimizden oluşuyor. Bu omuzlarınıza yüklediğimiz yük çok ağır bir yük. Ve 2023'e giderken yapmış olduğumuz son kongre. 2023 Allah nasip ederse Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden halkın tarafından seçilen Cumhurbaşkanı olarak ikinci kez seçileceği seçim olacak inşallah. Uluslararası alanda ve ulusal alanda hem Cumhurbaşkanımızın karşıtlığı hem de partimizin karşıtlığını oluşturan bir grubun var olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ve artık siyasetin sosyolojisi değil maalesef. Siyasette Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı üzerinde siyaset yapan bir ittifak var. Ve bu ittifaka dönüp baktığımızda trenin lokomotifi CHP, onun arkasına takılan İYİ Parti ve onun arkasına takılan bir HDP var. Ve HDP PKK'nın uzantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onların sesi olarak çalışıyor. 6 milyon oy aldığı seçmenin sesi değil, maalesef Kandil'in sesi olarak çalışmalarını devam ettiriyor. Dolayısıyla 2023'e giderken üzerimizdeki sorumluluk çok büyük.
hem içte hem de dışta var olan bu ittifakları, dostlar meclisini bozmak bizim asli vazifemiz. Ben hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Allah yolunuzu açık etsin diyorum. Ziyaretler için de Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımın şahsında tekrar tüm arkadaşlarımı yeni görevlerinde tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sinan Bey diyorum 2 gündür ona. Sen çabuk be. Bey ve hanım lafını çok kullanmam. Aile fertlerime hele benden küçük ki Sinan'ın biraz evvel söylediği abla sözü, hele de bunu Malatya'nın ablalığından